bir biyomühendislik öğrencisi olarak nasıl side hustle, yani yan gelir elde edebilirsiniz? Aslında bunun birkaç farklı yolu var ama bence şu anda en önemli yol arkadaşlar sosyal medya yönetimi tarafında. Nasıl yani? Şu anda arkadaşlar ajanslar maalesef pek çok konuda yüzeysel kalıyorlar. Yani çözüm odaklılığı sektörel tarafta çok fazla sağlayamıyorlar. Dolayısıyla yeni dönemde daha böyle niş, freelancer akışında, freelancer modunda daha böyle sektör odaklı kişilere ihtiyaç olacak. Ve sizler bunu biyomühendislik tarafında, işte medikal taraflarda, daha böyle genetik taraflarında yapabilirsiniz. Yani bu sektörlerdeki firmalara çözüm sağlayabilirsiniz. Peki ne yapmanız lazım? Nasıl başlayacak bu süreç? İlk olarak kendinize bir marka hesabı oluşturun. Ve bu marka hesabında vaka analizleri paylaşın. İşte mesela medikal sektöründeki firmalar TikTok'ta bunları yapabilirler. İşte genetik firmaları işte Instagram'da bunları paylaşabilirler reels olarak. Ya da işte LinkedIn'de daha böyle içerik siteleri için bunlar yapılabilir şeklinde çözüm önerilerini paylaşın. Ama tabii bütün önerileriniz değil, bir kısmını. Daha böyle tadımlık, fragman şeklinde. Sonrasında ise firmalara tek tek yazın bu konuda. Ben bunu yapıyorum, size bunu sağlayabilirim, teklifim şudur. Bu kolay bir şey mi? Üretmeniz kolay belki ama karşılık alması zor bir süreç. Bunu kabul ediyorum ilk başta. Belki 70-80 tane firma sizi reddedecek. Diyecekler ki ya sen daha öğrencisin, sana bu parayı veremeyiz, şudur budur vesaire. Güvenmeyecekler, önyargı olacak ilk başta. Ama emin olun sizi reddeden o 80 firmadan sonra kabul eden, hadi gel bir kahve içelim, bir görüşelim bakalım diyen 81. firma size kariyerin başlangıcı açısından çok güzel bir imkan sağlayacak. Sırf bunun için bile denemeye değer. Ayrıca bu işin sonucunda sadece para kazanmayacaksınız. Bir yan gelir olmayacak kazancınız. Öte yandan sektöre tanınmalar, işte kendinizi konumlandırma, kendinizi bir stajyer olarak değil belki, bir ajans başkanı olarak konumlanacaksınız mesela. Bu çok değerli bir kazanım, çok değerli bir olgu aslında. Ve bu size günün sonunda işte sosyalleşme, girişim, genel olarak işte girişimci boyutları vesaire pek çok konuda kazanç sağlayacak. Bence sırf bunlar için bile denemeye değer. Ama emin olun ki bu kazanımlarınız sadece bunlarla geçerli olmayacak, bunlarla sınırlı olmayacak. Bunun haricinde çok daha güzel imkanları da beraberine gidecektir size bu süreç.